Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yanımızda herkesin merak ettiği Poco X3 Pro cihazımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kutusunda, sağ olsun kuzenim, saygılar kardeşimiz bana getirmiş. Hemen testini yapalım diye sizlerin huzurunda kutuyu açıyorum arkadaşlar. Daha önce büyük ihtimalle zaten kutu açılmış. Açılmıyor arkadaşlar. Bir like atarsanız belki daha hızlı açabiliriz. Evet, açıyoruz. Açılmam. Al, kırdın. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kutumuzu açtığımız zaman böyle bir şey karşılıyoruz arkadaşlar. Poco'nun kutusu arkadaşlar. Ne var içinde derseniz, kılıfı var. Kendine özel bir kılıfı var ama biz oyuncu olduğumuz için kılıfla bir işimiz yok her zamanki gibi. Telefon var arkadaşlar. Telefonu alalım. Şöyle bir bakalım, garanti belgemiz falan fistan var. Onun haricinde ne var diye bakalım. Bir de arkadaşlar şarj aleti ve kulaklık maalesef çıkmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Xiaomi artık kulaklıkları koymuyor. Bunu da buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz böyle geldi. Snapdragon 860 işlemcisi var arkadaşlar. 120 Hz ekran. Yani 90 FPS desteklemiyor ama biz 90 FPS'e yine testini yapacağız. Bu arada 90 FPS testini izlemek isteyen kardeşimiz varsa Saygır kardeşimizin açıklama kısmına verdiğim linkini kesinlikle izlesinler arkadaşlar. Ben şu anda sadece vaktim olmadığı için 60 FPS testini yapacağım arkadaşlar. 60 FPS'e gireceğiz. Bakacağız donma kasma var mı? Artı şeyi de açacağız. Ne derler ona? Biz şu anda arkadaşlar FPS göstergesini açıp 60 FPS testi yapacağız. Evet arkadaşlar, şu anda sizlerle beraber oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi şu anda 60 ve aşağıda 30 FPS yazıyor arkadaşlar. Şuradan bir genel ayarlara girelim. Grafikleri kısmında gördüğünüz gibi lobi de büyük ihtimal yüksekte kaldığı için orası 30 FPS gözüküyor. Yukarıdaki değil arkadaşlar, aşağıdaki gerçek FPS sayacı. Bakın şimdi göreceksiniz, aşırı seçtim. Aşağıdaki sayacımız 60 FPS oldu. Telefon kendiliğinden arkadaşlar zaten 60 FPS'i destekleyen bir telefon. 90 FPS isterseniz zaten dediğim gibi aşağıda açıklamada 90 FPS testini de koyacağım arkadaşlar. 90 FPS'te kasıyor mu kasmıyor mu onu da kesinlikle izleyin derim. Hemen bir ambar testi yapalım arkadaşlar sizlere beraber. Şuradan Evo alanına girelim. En azından şeyi görelim arkadaşlar. Herhangi bir kasma, donma, FPS, aşağıdaki FPS'e dikkatli bakın arkadaşlar. Aşağıdaki FPS düşecek mi? Mesela bak şu anda 50 oldu ama oyuna girdiğimiz için. Onlar önemli değil. Önemli olan oyundayken kasma, donma yapacak mı? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar, FPS'imiz sabit 60. Şu anda zaten Saygır kardeşimizin, yani kuzenimin iPad mini 5'inden arkadaşlar çekiyoruz. Kamera oradan çekiyor. Yani herhangi bir kayıt almıyoruz telefondan. Kayıt almadığımız için herhangi bir kasma donma yapması biraz imkansız. Bazen şu hata geliyor. Bu FPS sayacının hatası arkadaşlar. Yukarıdaki FPS sayacını açtığımız için hata veriyor. Yani önemli bir hata değil. Oyunla ilgili bir hata değil. Bakın bazen elimiz oraya değebiliyor. Şu FPS sayacını şuradan şöyle tam ortaya alırsak nasıl olur diye bakıyorum. Bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar, FPS'imiz gördüğünüz üzere 59'dan aşağı düşmüyor. Jiroskopu şu anda jiroskop full arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Jiroskop gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, gecikme falan gibi bir sıkıntı yok. iPhone'da nasıl jiroskop hızlıysa aynı şekilde bunda da bayağı hızlı arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı bir test yapmayacağım arkadaşlar. Şu an sadece almak isteyenlere önerir misiniz diye sorarsanız kesinlikle öneririm. Başlangıç ve orta seviye için bence alınabilir bir cihaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 parmaktayım şu anda. Herhangi bir donma, kasma veya 4 parmağı aynı anda bastığımız zaman bazı sıkıntılar. Mesela şu anda gördüğünüz gibi arkaya doğru bir refleks yaptım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. FPS'imizde herhangi bir düşüklük yok. Ultra HD'ye kadar destekliyor. Tekrar gösterecek olursam şöyle kontrollerleriyle grafikler kısmına bir tekrar bakalım. Şimdi akıcıda aşırı grafiği zaten alıyoruz, 60 FPS rahatlıkla destekliyor. Dengeli de yine arkadaşlar 60 FPS destekliyor. HD'de yine 60 FPS destekliyor arkadaşlar. HDR'da yine 60 FPS destekliyor arkadaşlar. Ben de şu anda şoktayım. HDR'da 60 FPS destekliyor. Ne diyor? HDR alalım bakalım. Oo arkadaşlar, oyun adeta değişti. Şu anda ben ne oynuyorum? PUBG mi oynuyorum yoksa başka bir şey mi oynuyorum anlamadım ama harbiden de bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. Grafik önemli. Gerçekten önemli. HDR'da 60 FPS'deyiz şu anda arkadaşlar. Bakın şu anda FPS'imiz yukarıda görüyorsunuz, ikinci sayacımız FPS. Rahatlıkla gözüküyor zaten. FPS'te herhangi bir düşme,
drop gibi bir şey söz konusu değil. Tabii bunun detaylı botcamp testini falan yapmamız lazım. Eğer botcamp testini merak ediyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi açıklamaya da onları koyacağım. Açıklamadaki linkten kesinlikle botcamp olsun, 90 FPS testi olsun, onları da izlemeyi unutmayın. Ben sadece burada 60 FPS testini yaptım. Gerçekten de telefonu beğendim arkadaşlar. Bence telefon alınabilir. Gayet güzel bir telefon olmuş arkadaşlar. Buradan telefonu bize incelemesi için getiren Saygılar kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.